arkadaşlar geri geldik. Geri geldik. Evet, en son... Siz devam edin. biz işte en son ne yapıyorduk? Beni en son Mahfret ve ekibiyle tanışıyordunuz. Yürü ayak sanımlandı. Hayır, yürü ayak bir anda ortaya çıktı. Neyse, güzel. Güzel kurgu. Düşük bütçeli kurgu. Tabii canım. Başlıyorum. Buyurun. Tamam. Mahfret biraz böyle bazı ses sorunuyla konuşuyor. Lionheart. Yani burada onu görmeye bekliyorduk. Talbek Lan'a gitmiş. Orada bir şeyler de olmuş orada. Orada olanların haberiniz var mı? Kendisi oranın arpriesti seçildi. Rufus Reis mi? Rufus Reis öldükten sonra. Rufus Reis. Tanıdık yani bu ismi. Eski arpriest. Kendisi de buraya yardımcı olmamız için buraya gönderdiyiz. Anlıyorum. Sizi seçtiğine göre kesinlikle bunun karşılığını verecek kişiler olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yakın bir zamanda buradan çıkacak iki büyük savaş var. Çok yakın zamanda çıkacak savaşlar. Gece yarısı Tuba'yı ismini duydunuz mu daha önce? Biz de onları arıyoruz maalesef. Onun için buraya geldik. 15 şiir yollamış, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel. Gece yarısı Tugay'ı denilen kalfa dair burada önemli şeyler edindik son birkaç gün içinde. Kendileri büyük bir savaşın hazırlığındalar. Bu savaş sadece yanlış tanrıları tapan insanların verdiği savaş değil. Bizzat o tanrıların önemli yaratıklarına katılacağı bir savaş olacakmış. Evet. Şöyle bir... O yaratıklardan bir tanesini gördük. Gördünüz ve hala hayattasınız. Gerçekten de buna... Bunu işi becerebilecek gibisiniz. Maalesef... Ölmeyi mi yeğlerdiniz? Yok, hayır. Henüz değil. Sevdiğimiz insanları kaybettik o savaşta. Bu sebeple. Sigmar hepsini yanına almıştır. Mor ruhlarını kutsasın. Sigmar yanında ağrısın. Hepimiz çok büyük kayıplar verdik bu savaşta. Ama umarım onlara son darbe vurma zamanı geldi. Ama öncesinde şunları temizleyeceğiz dedim. Derken o kamptaki elemanlar var ya, onları şey yaptı. Bir de yüz atın. Neye? Şey, çok seçim. Kör oldum. Lan niye? Kanka kör oldum. Şimdi kaç attın? 71. Fortune yakıyorum. 17. Savaşa gireceğiz. Fortune'lu bir şey yok ya. Ha, o zaman tamam. D10'u mu tekrar sallayayım? Ha, gelmedi. 99 mu attın? Hayır. 885 attım. Ben görmüyorum. 17 canım. 17. Orada kapma varmış. Orada sağda solda bir ucu var. Başka tutturan sen yoksun. Sen yoksun. Attın mı? Ben 51 attım. Bu arada Alper neden hala burada derseniz de kendisinin normal karakteri öldü. Ona yeni bir karakter hazırladı. Ve birazdan şey yapacak. sen. Çok garip bir isim geldi bana. Siegfried. Tamam. Gisfried olsun. Brondelik, Siegfried, neyse. Birazdan eklenecek kendisi oyuna. Sen 17 attın. Taşı tutturan var mı? Ne atıyoruz? Perception. Ben kör oldum abi. 71 attım. Tutuyor benim. 71 kör olmak değil. Abi tutuyor. Çok ufak bir detay. Bunu dediği sırada ikinizin de işte gözü bir reyne takıldı. Reyne demiştim, böyle sırtında şey var. Millennium'un bayrağını taşıyan bir şey. Onun yüzünde çok net bir memnuniyet ifadesi var. Zeynep'in üzerinde. Bu işten hoşnut değil. Uldik şey var değil mi onun üstünde? Aha. Uldik değil mi? Bilineyim. Bayram. Bu kadar mısınız diye soruyorum. Evet. Bizim amacımız onları sahada muharebeyle yenmek değil. Gece yarısı Tugay'ını muharebeyle yenmeyeceksiniz. Neyle yenmeyeceksiniz? Dediğim gibi yakın zamanda büyük savaş planları var. Ve büyük ihtimalle bu işgal planlarına askeri gücün merkezi olan Midnight'den başlayacaklar.
Onlar ordularıyla Mineraim'e saldırırken biz arkadan onların inlerine saldıracağız. Bunun için de sizi de bizden sayarsak artık 11 kişiyiz. 5 kişi yetersiz de 11 sağlam. Bunlar 5 kişi değil mi? 10 kişi istendi. Lena var. Ha doğru. Hep unutuyoruz. Yani Lena, Max da var. 12 kişiyiz. 12 kişiyiz. 11,5 kişiyiz. Ben bana yarımlık dedi. He? Bana yarımlık. Şöyle ki ben ne kadar değil mi? O demon'ı gördükten sonra ki bayağı zorlandık onu yenerken. Nasıl yendiğinizi öğrenebilir miyim? Çünkü ben bu savaşta ihtiyacımız olacak gibi. Bir arkadaşımız vardı. Atla kafa kafaya girdiler. Anlamadım. Orası bayağı uzun. Kurban Pizar hocam. Bilir misin? Ben ondan bahsetmiyorum. Ben biliyor, şeyden evet, bahsettim. Duymuşluğum var hiç. Kendileri yardımcı oldular. Anladım. Anladım. Onlar da gece yarısı Tugay'ına karşıymışlar. Geldiler, bu Lord of Change midir her neyse. Onu öldürdüler, sonra gittiler. Biz saldırırken kaç kişi saldırmıştık o şeyde? 200. Şey, gece yarısı Tugay'ı kaç kişiydi? Sizden bir miktar daha eksik. 150-160 şey bir şey. Ama onları yeniyorduk. Evet, Lord of Change diyordum. Geldiği zaman bu şey geldi. Gece yarısı Tugay'ı da almak üzereydi. Hani maksimum 30 kişi, 40 kişiler falan. Sizden belki kaç kişi vardı? Sizden daha 150 kişi falan vardı. Bayağı üstündü savaşta. Ben lafımı devam ettirmek istiyorum. Hani bu canavardan bir tane gelse tamam, hep beraber toplanıp bir şekilde yine Allah hallederiz. Ama 150 kişi halledemedik, nasıl halledeceğiz? Ama birden fazla gelmesi durumunda bence savaşı beklememiz hata olur. Onların saldırmasını. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. 150 kişi sanki yokmuş gibi cinsini yok etti. Sizin gibi olan 150 kişi. Hatta belki çoğu bizden çok daha deneyimliydi. Belki. Bu vampirle işbirliği ya da size yardım, neden yardım ettiler? Tamam, gece yarısı Tugay'ı onların düşmanı. Ama neden kendileri girmiyorlar? Ben size şöyle açıklayayım. Ben ölmek üzereydim orada. Bir anda bir gölgelerin arasından bir vampir geldi. Sanki bir böcekmiş gibi Lord of Change'i ezdi. Ondan sonra gitti. Bir nevi düşmanımın düşmanı dostumdur denilebilir bence. Bu efsaneleri siz de duymuşsunuzdur. Zamanında yardım ettikleri söyleniyor. Bize büyük savaşlarda, kaosa karşı olan savaşlar. Kitaplar aram çok olmadı. Hikaye dinlemeyi de çok sevmem. O yüzden bilgim yok. Gece yarısı Tugay'la dertleri varsa, gece yarısı Tugay'ını yok etmemiz vampirlerin işine mi yarayacak? Belki yarayacak. Ya bu şekilde vampirlerin yok olması da gece Tugay'ın işine yarayacak. Şimdi şöyle düşünün. Gece yarısı Tugay'ını yok etmezsek, vampirleri düşmandan kabul edersek, iki düşmanımız var. Onları öyle ya da böyle yok edersek, bir düşmanımız var. Ya da ikisini birbirine düşünsek. Vampirin bir Greater Demon'ı... Hani kitaplarla aranızdaydı? Sen dediğinden bahsettim. Bunların eğitimini aldım zamanında. Ufak eğitimlerim. Bir Greater Demon'ı çok rahat bir şekilde kestiğini söylediniz. Ve gece yarısı Tugay'ını yok etmek o vampirleri iyice güçlendirecek. Yenemediğimiz düşmanı daha geçerek yenen bir düşmanın daha güçlü halini nasıl yeneceğiz? Vampirler uzun süredir dünyamızda varlar ama gece yarısı Tugay'ı uzun süredir olan bir varlık değil. Neyse, tartışmanın manası yok. Çok vampirler bizlerle olacağız. Besleniyorlar. Bizi öldürürlerse, bizi komple yok ederlerse işte beslenecek bir şeyleri kalmazdı. Bizim de besleniyorlar. Biz de savaşamazlar o yüzden. Ama eğer tarih başka bir plan bulmak istiyorsanız bunları birbirine düşünmeyi deneyebiliriz. Biz de kenardan izleriz. Evet, 1500 yıldan beri yaşayan bir varlığı başka bir varlıkta birbirine düşüreceğiz ve biz bunu yaparken o adam bunu anlamayacak. Anlarlar büyük ihtimalle ya, ne olacak? Abi adam her adımını biliyor neredeyse. Bu zaten şeydi bu arada.
Outkin söyleyeyim. Adamı sadece hani üstünden geçiştirmek içindi yani. Başka bir şey seçenek olmadı anlatmak için. Neyse. Sizin buralara kullanabileceğimiz kontaklarınız var mıdır? Bu şeyler sırasında bize yardımcı olacak. Ben hepiniz ne yapıyorsunuz? Sormadım, etmedim. Şehrin bu saldırılardan haberi var mı? Keşke sorsaydım. Henüz bildiğim kadarıyla... Sor ya. Niye haber vermiyorsun? 15 dakika lazım. Dediğim gibi son şey, 1-2 saat içinde öğrendik. Siz gidip deseniz de siz dinlerler mi? Umarım. Şöyle ki... Rain... Dedi, Rain'i gösterdim. Kendisi birkaç sene önce bizzat Boris Todd Bringer'ın danışmanlığını yapmış biri. Kendisi Boris'in değer verdiği kişilerden, onu dinleyecektir. Bu arada Rain'in bir kafa selam verdiğini görüyorsunuz. Sizi şehirde pek hoş karşılamıyorlar. Şey, Rain Ulrich civarında. Hmm. Şehirle aynen problemimiz çok fazla. Sigmar şeylerini gururla taşıdığımız için ki sizden de biri o şekilde görüyorum. Umarım çok büyük sorun yaşamamışsınızdır. Biraz çözdük onu ya. Halledebildik. Midrayim insanı zordur. Ama anlaştığın zaman da epey yardımcılardır. O yüzden bir sorun olacağını sanmıyorum. Midrayim'in askerleri gece Sugani çok uzun bir süre tutacaktır. Biz onların içe inlerine girene kadar. Peki diyelim ki inlerine girdik. İnlerini yok ettik. Hiç kimse inde olmayacak ki zaten. Bütün gece yarısı Tugay'ı burada olacak. Hala savaşı kaybettik. Başka bir anladığım kadarıyla var. Kendi kaltısların üzerine yaptıkları bir büyü var. Ve bu büyü de bir nesne, karanlık parşömen. Bu parşömen aracılığıyla kaltısları kullanıyorlar. Eğer o parşömeni alır, yok edersek bu büyüyü ortadan kaldırmış olacağız. Peki parşömeni buraya getirip getirmediklerine emin miyiz? Tam olarak emin değilim ama buradaki ordunun bir miktar büyük olduğundan bahsediliyor. Ve yine ufak istihbaratlarım sonucunda yaptığım çıkarımlara göre bu büyük orduyu düzgün bir şekilde kontrol etmek için parşömenin yakınlarda alabilir miyiz mikrofonların yakınında? Uçak modu. Alayım. Tamam şu an. Siz devam edin. Geçti mi? Bakacağım. Dediğim gibi bunun benim yaptığım bir çıkarım. %100 emin değilim. Ne diyorsunuz? Burada fıçınız var mı acaba? Ne için kullanacaksınız? Dolu bir fıçınız var mı diye sormak istemiştim. Dün kardeşimi kaybettim. Daha doğrusu kardeşim kolunu kaybetti, ondan sonra gitti. Çok geçmiş olsun. Acına hangi cümleler dinleyebilirim emin değilim ama fıçı konuşturmuş olabilir. Teşekkür ederim. Bize bir isteğiniz var mı Temiz? Yok. Ya bir time başta sormuştuk da ya. Tamam. Tamam. Benim var. Silah bulma ihtimalim var mı sizden? Ne gibi tabanca? Dualist tabanca. Olacağım da. Dualist mi? Ha öyle mi oldu mu? Tabancayı şehirden size getirmeleri için birini ayarlayabilirim. Şehirde bulabilecek misiniz? Bilgi bağlantılar evet. O zaman çok güzel olur. Biz nerede kalacağız? Şehirde mi burada mı? Kaç tane burada misafir edebiliriz? Buranın... Şehir sizin için çok sıcak kanlı olmayabilir. Bir de burası her an saldırıya uğrayabilir. Şehirden buraya dönmemiz. Buranın saldırıya uğramasından çekinmiyoruz. Çünkü çok rahatlıkla biz kendi beşimiz o kampı dağıtabilecek güçteyiz. Evet ama gece o kampın arttığında bize haber göndermeniz bile hani kamp iki katına, üç katına çıkarsa zorlanabilirsiniz. Tabii işimize gelir. Daha az yararla halletmiş olursunuz en azından. Siz bu şekilde konuşurken bir boru çalıyor. Horn mu? Aynen öyle.
Abi arka tarafa baktığınızda... Merhabalar. Kamptan buraya doğru arkaya eden birlikler var. Manfred... Herkes silahı diye bağırdı. Ben kardeşimin silahını çekip şey yapıyorum böyle. Battle cry atıyorum. Sizlerden ricam ilk başta agresif olmayınız. Önce bir konuşmayı deneyin. Bunu sık sık yaparlar. Tabii. Siz silahlandınız. Direkt silahlarınızı çektiniz. İşte Rain, Eldred, Udo, işte Detlef. Direkt hepsi silahlarını çektiniz. Shield'a ihtiyacı olan var mı bu arada? Bu arada... Rain neyi kullanıyor? Artık Alper'in silahı var ya. Great Axe. Bir tek onu yazdım şimdi. Bende de Great Axe var bu arada, artık onu bir not düşelim de. Rain'in Great Axe'i var. Neyse. Herkes silahlarını çekti. Manfred bir atın üzerine bindi. Köyün dışına doğru çıkmaya başladı. Tek başına bu arada. Manfred köyün dışına çıktıkça hem köylüler, silahından bu arada köylü sayısı 20-25 tane falan. Bir de Manfred'in adamları da böyle yavaştan köyün sınırına doğru gittiler. Herhalde sen onları uyuyorsun. Hı hı. Ben olabildiğince yakın durmaya çalışıyorum ben. Evet. Herhangi bir saldırı gördüğüm zaman oku sıkacağım ben. Tamam. Sen direkt... Şey var mı? Böyle yüksek bir yer falan. Gözcü kulesi gibi. İşte şey... O kampın bulunduğu yer bir miktar daha yüksek. Ama bu taraf düzlük. Ağaç yok. Falan vardı şey belki abi sağda solda. Ya kule mule hiçbir şey almamışlar burayı. Köyün içine mi? Evet. Çatıya çıkıyordum sana fazla. Şey gibi ya, şu Türk yapımı bir savaş filminde minareye çıkıp sıkıyorsun. Menzilin ne kadar? Menzilin ne kadar artırır? 75-45'e çıkarır. 125 artırır. Tamam, o zaman şey... Hiç sada korku var mı yani? Gündüz ok. Ya nerede? Onlardan, onların dışında. Köyde? Aha. Var anasını. 4-5 sadak ok var. Tamam, bir sadak kesin alıyorum. Savaşa şey yapıyor. Tamam mı? Sadaklardan. Tamam. Bir sadak daha aldın. Abi yani ben de... benim crossbow'u da al istiyorsun. Bir sadakta 20 tane ok var zaten. Tamam. 60 tane var. He? Tamam, 60 tane şey var. Şey neredeydi? Burada. Sıkmayacağım çünkü. Abi olay şu. Ben yine dur, önce çizeyim, ondan sonra şey yapayım. Tamam, bütün hepsini sildin, orada bir şey kalmadı ki zaten, artık çizecek. Kanka onları ben silmedim. Bunlar silikti, ben geldim ben. Neyse. Yavaş yavaş silmiyorlar. Manfred'le, bu arada şey, o oradan birlikler yürüyor dedim ya. Totalde 4 tane birlik var. Bunların biri atlı birliği, diğer 3'ü piyade birliği buraya doğru gelen. Atlı birliği, piyade birliğinin önünde geliyor bu arada. Ve atlı birliğinin önünde de bir tane de adam var. Bu da işte full plate giymiş. Kafasında yine kurt. Kurt kürkü. Ne olur. Kürt kullanmasın. Kurt kürkü. Kurt kürkü var kafasında. Evet, kürkü. Kanka sen şey... Tamam, kağı keyli, kala kulalı, kambur keyli, kambur. Kurt kürkü. Manfred'le karşı karşıya geliyorlar. Ve bir şey konuşuyorlar. Bu arada adam sürekli olarak bağırıyor. Ve hani bağırmasının temel olayı şu, işte sizi burada istemiyoruz, işte sizin güneye inmeniz gerekmiyor mu, buraları terk edeceksiniz falan gibisinden konuşmalar. Manfred ama hiçbir şekilde hani fiziki olarak hiçbir tepki vermeden çok sakin sakin konuşmaya çalıştığını gibi fark ediyorsunuz uzaktan. Ne dediğini tam olarak duyamıyorsunuz çünkü benim mesafedesiniz. Abi gözünüzü seveyim yapmayın. Ne? Gözünüzü seveyim yapmayın. Ve bir yerden sonra bu adamın, komandörün, silah çektiğini gördünüz. Silah çekmişse Manfred hiçbir karşılık vermedi. Sinkiler direkt böyle bir şey yaptı. Hani köylüler falan böyle bir öne doğru adam atar gibi yaptı. Rain falan durdurdu böyle insanları. Sizden biri de mesela hani ok şey yapmaya falan kalktıysa biri durduracak sizi. Ben yapmadım. Tamam. Ben direkt hani agresif bir tavır bekliyorum öyle. Adam silah çekti be. Sıksın. Sıksın direkt, sonrasında onun ortasına yapışır. Ben büyür ediliyorum ya. Birbirine vurursa bir basacağım kendimi. Tamam. Kaç metre mesafe var aramızda? Benim aramızdaki mesafe 50 metre. Menzilde mi? Tamam. Menzilde. Tamam, senin de ismin menzilinde işte. Red'i alıyorum. He? Red'eliyorum. Tamam. Red'eliyorsun. Abi adam böyle kılıcını çekti ya. Ya pardon, baltayı çekti. Baltanın ucunu yavaşça böyle şeyin burasına getirdi. Manfred'in burasına getirdi. Manfred de hala gram bir tepki yok.
Son sözlerini söyle diye bağırdı Manfred'e. Manfred yine bir şeyler dedi. Tam olarak duyulmuyorsa da yine böyle agresif bir tavırla. Ben öne bayağı gittim aslında. Duyamıyor muyum hala? Öne bayağı yaklaştım ben adama. Sanırım biz sınırda bekliyoruz. Şeyde bekliyoruz. Köyün sınırında bekliyoruz. Yok, ben öne adama yaklaştım dedim ya. Sen. Şeyde seni tutacaklar. Öyle mi? O zaman tamam. Ya, olabildiğinde en yakın, gidebildiğim en yakın yere gittim. Çünkü şeyde hani karşı tarafta da askerler yine belli mesai değil. Kimse hareket etmiyor. Anladım. Bu yani Midden'le ilgili bir kural bu. Tamam. Son sözünü söyle diye bağırdı Manfred'e. Manfred isminde bağırdı bu arada. Manfred yine bir şeyler dedi. Adam kaldırdı, Manfred'e doğru savuruyordu. Manfred sakince geri çekildi. Balta yakaladı. Alını çekip atından düşürdü. So cool bro. Şey, değil mi? Silah geri yerine koyup bekliyor bana. Yok. Ben. Adamı yere düşürdü. Bu arada hala hiçbir askerde veya sinklerde gram hareket yok. Baltayı aldı, tam elinde çevirdi. Adam daha yerdeyken sırtına fırlattı. Saplandı mı? Saplandı. Tamam mı? Bunun zararını atmayacağım. Bu direkt GM şeyi artısı. Saplandı. Adam sırtından yedi o baltayı. Öne doğru düştü. Öbürleri gelir. Adamı artık sıkarız. Gelmeyecekler bu arada. Gelmeyecekler. Ha. İndirdi onları. Generalleri düştü diye komut verecek kimse yok. Sonrasında atını aldı. Tamam mı? Diğer askerlerin öne doğru yürüdü. Onlar da yine çok sakin sakin bir şeyler konuştu askerlerle. Sonra askerler kampa geri döndü. Bu da buraya geri geldi. Ne bu tantana ya? Ne dedi acaba? Manfred geldi yanınıza. Ne yapıyorsunuz öyle? Duruyor. Hı? Ben geri aşağıya iniyorum. Ben kılı baltayı geri sokmaya çalışıyorum. Rahatsız için kusura bakmayın. Buraya ayda bir yeni bir general atarlar ve... Generaller bana düello. Teşekkür ediyorlar genelde. Bir şekilde çözüyoruz ya. Evet, tabanca diyorduk. Kaç tane getirebiliriz? En son orada kalmış. Tabancayı boş ver. Siz bize füze getirin. Böyle ki, şu an bu köyün masrafların tamamı bizim tarafımızdan karşılanıyor. O yüzden maddi olarak çok daha sağlıklı bir durumda değiliz. Yani maddi olarak sizin karşılamaya... Sizin verdiğiniz paraya göre getirebiliriz. Tamam. Abi... Tanesi kaç kod? Aynen, tanesine kadar. Fiyat şeyini, piyasasını bilmiyorum. Çok tercih ettiğim silah türü değil. Ya olmadı, biz gidelim alalım ya ikimiz. Biz şehirde bulamayız bu şehirde. Oğlum sonra... Uzak şehirde yazdınız. Uzak şehirde burada bulunmaz. Uzak menzil silahı yok abi. Uzak menzil silahı satmak yasak. Değil de yani. Yasak değil, tercih edilmez satılmaz. Genelde ama... Satılırsa büyük ihtimalle basarlar o şeyi diye tahmin ediyorum. Basmayı cesaretlendikleri yerler oluyor. Ha işte. Ama genelde halkın ağzından bunun yerini öğrenemezsin. Evet işte o yüzden. Size birin, hani kendiniz gitmek isterseniz bir... Yani yerini biliyorsan şey söyleyin, gidelim ama. Rehber verebilir misin? Olur aslında, hemen bir gidip gelelim. Hep beraber mi gidelim? Siz bilirsiniz, ben hemen silah alıp geleceğim. Geleyim. Aha, enkantı çıkartacaksa hep beraber gidelim. Ufrik diye bağırdı. Ok var mıdır? Ok varsa ben de gideceğim. Ha? Ok varsa ben de gideceğim. Kanka seni çağırıyor galiba. Oku ne yapacaksın ya? Ufrik. Ha, özel ok var. Evet, özel okularımız bitiyor. Daha adam başa zar atarken 001, 002 attı aynı anda. Ufrik diye bağırdı. Arkadan böyle işte genç bir eleman geldi. Genç bir elemandan kastım. Yani 20-25 yaşlarında. Çocuk o değil yani. Geçmişim ben 55 yaşındayım. 20-25 mi? Pardon. 21 olsun. 21 olsun. Ben 55 yaşındayım. 20-25 bayağı büyük aralık ya. En azından bu dünya için. Hadi 19 yaşında, tamam mı? 19 yaşlarında tane çocuk. Geldi efendim Manfred dedi. Misafirlerimize şehirde liderlik etmem gerekiyor, rehberlik etmem gerekiyor. Tabii dedi, sizi şey yaptı. Ne zaman gideceksiniz şehre? Hemen giderim. Hayır, eğer sıkıntı olacaksa sen. Sizi çok az bir şey bekletmem gerekecek. Peki. Tamam, tamam. Direkt koşarak bir eve gittim. Tuvalete. Ha, niye tuvalete? Ya ama burada boş, şu an ciddi bir şey yoktu, onun için yaptım ya. Sonrasında bir yere koştum. Detlef büyücü olan yanınıza geldi. Şehre birkaç gündür uğrayamadım. Orada bir yakın arkadaşım var. Ona benden bir mektup iletmenizi istesem. Şehirde son zamanlarda çok güzel şeyler geçirmediğim için sürekli girmek istemeyebilirim. Arkadaşım önemli bir mesaj. Kendisi nasıl olabiliriz? Kime sorsan gözüküyor. İsmi Siegfried. Dejavu oldum. Peki. Abi, İsmi Siegfried. Kendisinin şehrin
en güney taraflarında bir evi var. Varoşlarda yaşıyor yani. Bütün varoşlarda sadece onun evinin bahçesinde kırmızı bir çiçek biter. Kendisinin tipi nasıl acaba? Biz daha önce bunu yaşadık da. Kendisi yemeği seven biri. O yüzden bir miktar yağlı. Saçları kısa demek kibarlık olur. Açık. Dökülmüş. Sakal maka var mı? Sakalları da yok. Kendisi sakalın üzerinden keser. Selam. Dediğim gibi zaten varoşlarda onun evini rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Yok, daha önceden böyle bir şey yaşadık da gittiğimiz evde farklı biri var zannettik. Böyle şeyler yaşanabiliyor, o yüzden merak ettim. Tabii. İlk seçim. Girdiğimiz evdeki adamları öldürmeyi severiz. Ben şehre girmek istiyorum. Nereye? Ben şehre gitmek istiyorum. Hep beraber gideceğiz. Merak ediyorum çünkü bana karşı tavırları değişti mi değişmedi mi? Çıkarken değişmişti. İşte hala öyle mi yoksa tekrar eskisi gibi agresifler mi değişmiş. Vuracaklar değil mi? 3 dakikada bir reset diyorlar. Ne bileyim o. Aradan bir seçim geçti. O zaman şehre doğru gidelim. Gelecek başka biri var mı? Tabii. Sen geliyor musun? Çocuğu bekliyoruz. Ben geliyorum. Hayır, çocuk gelecek kısa bir süre. Ya bu büyücüler... Ben şeye soruyorum bu arada. Max burada kalsa sıkıntı olur mu? Max burada kalsa sıkıntı olur mu? Max. Evet, köpeğiniz değil mi? Tabii. Kendisine bakarız. Geliyor mu, köpek yok değil mi? Ben böyle bir yere salıyorum onu böyle. Kurt sarıp böyle, ya da kurtlarla dövüştürmüşler. Aa, bundan da bir şey olmaz demişler. Max döver ya. O XP almıyor ama. Max de XP alsın be. Alıyor zaten de ben de unutuyorum. Adam kaç savaşta yemin ediyorum bizim görmediğimiz şeyleri hav hav diyerek gösterdi. 10 fight'ı böyle kazandık. Adamlar o gösteriyor artık ya. Normalde kariyer atlayıp aslan falan olması lazım. Ve aslanın şu anda şeydi işte. Ulrik kurdu olmuştu. Şu an kendisi savaş köpeği. Köpek. Neyse. İşte garip kontu. Şeye gidiyor musunuz? Şey varmış değil mi? Kapı, ağzımda şey var. Açmayayım. Okay. Şunu. Kim geliyor? Ulrik. O zaman şu şey var ya, size rehber geçe gelin. Koyalım yalan. Klipun CR'si 20. Yok kanka, o 6 kere değişmiş. Siz giderken Ulrik kendinden bahsediyor. İşte isminin Ulrik'in seçilmişi anlamına geldiğini. Ama zamanında babasının çok güçlü bir Ulrik rahibi olduğunu ve tapınakta bir şekilde çıktığı bir görev sırasında Ulfric'in annesine aşık olduğunu ve ondan sonra gizli bir ilişki yaşadıklarını, orada Ulfric'in de olduğunu, Ulfric doğunca da tapınağın bunu öğrendiğini ve babasını idam ettirdiğini, babasının en büyük hayalinin oğlunun ismini Ulfric koymak olduğunu, bu yüzden annesinin ona saygı duyduğundan falan bahsediyor. Tamam. Ulfric koymuş ama dinlemiyorum. Annesi de şeyde Ulfric'den nefret ediyor. Dinliyormuş gibi yapıyorum. Bu arada aile sırları zerre umurunda değil. Yok, dinledim de karakter dinler bir şey yapıyorsun. Ben dinliyorum. Kadın olmak bunu gerektirir. Ben dinliyormuş gibi göründüm sadece. Dinliyormuş gibi göründüm. Tabii. Değişikmiş. Neyse. Bu şekilde tam birkaç saat gittiniz. Çok iyi savaşmış. Birkaç saat gittiniz. Midnight'in şeylerine geldiniz. Kapısına. Şimdi bir bakalım. Nöbetçiler sizi tanıyor mu? Daha yeni. Aynen. Ha? Daha yeni çıktık zaten. Falan nöbet geçmiyoruz. Bu arada köyler arasındaki şey 2 saat. Aa. Belki nöbet değişimi, yeni nöbetçi falan filan. Biz atla gelse, keşke at verselerdi bize. Aptal mısınız ya? Yani yürüyerek gittik geldik ya. Abi her yer at var, biz at sürmüyoruz ya. At sürmediğimizi kimse söylememişti. Ama at sürdüğümüzü de söylemedi, atımız yok. Neyse, şehre gireceksiniz. Nöbetçiler bir sıkıntı çıkarır gibi oldu. Sonra yüzüne baktılar, açıldılar. Bir sıkıntı çıkmadı yani içeri girerken. Şehrin şu an en kuzeyindesiniz. Girip girip çıkıyor değil mi? Tamam. Şey, nereye gideceğimizi soruyor bir şey. Old Free gibi. Güneye inmemiz gerekiyor. Tamam. Buranın güneyi. Zaten orada işimiz oldu. İşte indiniz o tapınakların olduğu yerden falan filan. İşte o şey dağın dibinden geçtiniz ki dağı anlatmıştım size. Yanına. Tahtının bulunduğu, sürekli yanan ateşin olduğu falan. Orayı bir şeye götürmüşsün. Şu mektubu verelim. Aynen böyle. Mektubu verelim. Tabii.
Evi... Ha bir dakika, aynen. Anlattınız mı yolda çocuğa? Anlatmışızdır. Nereye gideceğimizi yani. Ha, bir tane mağazaya gideceğimizi söyleriz. Bir de şey işte. Evet. Bir de bu mektup var şurada güneyde. Şöyle bir evdeymiş bilir misin? Varoşların olduğu bir evdeymiş. Tamam. Bu evi biliyorum dedim. Erdiredin kahri dedi. Abi eve git, o eve doğru götürdü sizi. İşte şehrin içinde bir 10-15 dakika falan yürüdünüz. O bahsedilen evin oraya yaklaştı çocuk. Sonra şu ev derken böyle bir baktı. Tamam mı? Siz de baktınız. Tabii evin camları kırık. Aha bak ben sordum, bilerek sordum kim diye. Evin camlar kırık. Kapı biraz daha yakına fark ediyorsunuz. Kapı daha tekmeleri kırılmış. Bahçede kırmızı çiçek var mı? Var. Ben koşuyorum içeri direkt. İçeri koştum. Sen önden koşma bir, sakin ol bir ya. Ben ama kılıcı girmeden çekiyorum ki şimdi duvara tavana falan çarparım. Ev küçüktür müçüktür. İçeri daldınız. Tamam mı? Her yer dağılmış. Bütün eşyalar yerlerde falan filan. Tamam. Bir tane büyük odası varmış evin. Bırakacak. Bütün eşyalar böyle ortaya toplanmış. Altına böyle bir şey serilmiş, yakılmış. Sonra sönmüş bir şekilde o ateş. Evin tamamını almamış. İşte eşyalar falan değil mi? İşte böyle tablolar olsun, ne bileyim işte. Var da bu evde tablo var. Yani saçma bir şekilde var hoşta. İşte kırılmış mobilyalar, şunlar şey yanmış tablo. Siegfried diye bağırıyorum ben. Böyle eşyalar var. Bir de 100 at. 14. Kanka. Baygın hissediyorsun sen kendini. Tam böyle tam yeni yeni böyle ayılıyorsun, şey yapıyorsun. Tanıdık bir sesten Siegfried diye bir bağırış geldi kulağına. Neredeyim? Tanıdık mı? Etrafına bakıyorsun. Tamam, daracık bir yerdesin. Böyle bir mezar boyutuna falan bir yerde. Etrafın tamamen böyle kumlarla falan çarpıldı. Sonra şeye bakıyorsun böyle ayağının oraya falan. Ayağının oradan hani bir tünelden şey var. Hani böyle mezar açıp atmamışlar da seni. Bir şekilde buraya kapatmışlar. Ha, tünel var. Ve şey aynen. Tünele çok az bir, çok eser miktarda ışık vuruyor. Çok eser miktarda. Biz görüyor muyuz bu arada bunu benle sağ sol? Sen bunu nasıl görüyorsun? Nasıl yok, İçeriği görebiliyorum tünel olduğunu falan. Ne? Evde. İçeride tünel yok. Ha. Siegfried. Ben odaları arıyorum ya. Bir tepki vereceğim ama ara. Aramıyorum. Ben de arıyorum. Ben de arıyorum. Ben de arayayım bari. Baktım bir tehlike yok. 13. 10. 10. Yoldan geçen kimse var mı? Yok. Şu an. Tamam otur o zaman. Burada yan komşu, man komşu falan. Olmasın mı istiyorsun, olmasın mı? Olsun. Tamam. Bir yerde işte 5 dakika sonra falan şey olacak. Yan evden biri çıkacak. Sen bu arada dışarıda mı bekliyorsun içeride? Dışarıdayım. Dışarıda bekliyorum. Kapının önünde bekliyorum. Tamam, yanda böyle bir adam çıktı. İşte adam 1.60 falan boylarında, bayağı kısa boylu. İşte zayıf. Ama yine kolları malları miktar kası duran bir eleman. Sana böyle dik dik baktı. Sonra sana dik dik bakarak yoluna yürümeye devam etti. Evin, kendi evinin bahçesinden çıkacak. Tamam, çıkarken şey diyor. Ne oldu burada? Ne oldu? Bu evde ne oldu? Kavga çıkmış. Gerizekalı mısın? Anlamadım. Evet, gerizekalısın. Ya hadi birader işine. Diye çağır. Kendini sansürlemeye başladı bu çocuk girişi. Neyse. Eskiden ne söylememiz gerekiyor? Ben evin içinde bir şey göremedim. Kaç attınız? 13. 10. 10, 13. 90. Kanka sen tamam. Duvara çarptın abi. Yok. Sen bir yerde tamam mı, birkaç tane böyle tahtanın normalden birazcık daha böyle yukarıda olduğunu fark ettin. Ha dedin ki burada büyük ihtimalle hani buraya bir şey koymuş, şivilenmiş tekrar ama düzgün yapılmamış. Onları sökmekle uğraştın, alttan hiçbir şey çıkmadı. Ama bir miktar zaman harcadın. 10-90 attın. Bu arada ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Boş ver kanka. Ben mi? 13 attım lan. Yok, willpower, willpower. Hayalet, sen... hayalet. Gördün mü, görmedin mi diyor. Aynen. Ben atarım. Görmedin şu an. Ben atarım. Bunu sadece... abi ikiniz bakındınız tamam mı? İkiniz bu mobilyaların yakılmış olduğu alan var ya. O alanda siz de evinkine benzer bir şeyler buldunuz. Tamam, birkaç tane böyle tahta sonradan çakılmış.
Ben herhalde tahtanın tapması kaç abi? Çok değil. Ah be. Elimle çekiyorum o zaman. Ha bir dakika. Dördün üzerinde midir? Kafa atıyorum. Değildir oğlum. Armor dördün. Hayır toughness dört. Tamam ha toughness'ı dörttüm diye. Yani, tamam da yani. Kesinlikle değil yani. Okay. Tamam. Aldım böyle zorladım şey oldu. Hani altında bir boşluk var bir tane tahtanın. Aa burada boşluk ama var. Ama şey vardı ince bir tahta. Dönüyorum abi. Ben de oradayım değil mi? İnce bir tahta. Yani siz bir yerde fark ettiniz. Boşluğa doğru gideyim. Ben o zaman şey, biraz daha sökmeyelim. Bu arada sen tahta sökülme sesleri duyuyorsun. Ve içeriden yine şey var. Kaç tane fısıldama duyuyorsun. Ben bağırıyorum bu arada arada bir yani. Nerede bu adam ya? Burada. Kadar büyü yapıyorum. Ne büyüsü? Sounds. Tamam. Böyle bir ses. Bakalım. Channel'lama gerek var mı? 4 şeyi. Sen yine de channel'la bence. Bunu yersem kafayı. Channel'lancı ne oluyordu? Artılan bir zar alıyorsun. Ha bir artıyor. Magic karakteristiğin kadar düşüyor çok zorluğu. Ben karşı komşuya gidiyorum. Tamam. Şekeriniz var mıydı acaba? Bir bardak. Şu büyüyü yapsın sana da acaba. Mag'ın kaç abi? Tuttu. Tamam. Magic'in kaç? Ha pardon. Magic. Ben. 2. 2 düşüyor zorluğu. Tamam. 2 zarla 1-1 atmaz. 1-1 atsam bile tutuyor her türlü. Şey. 1-1 atarsan. Ya auto fail. Sen at da. At bir de manifestation var. 8-9. Tamam. Ne mi? Manifestation mı? Ya, aynen çift atın. Manifestation oluyor ya. O yüzden şey zarelerde 12 atmak zorunda değilsin. Bazen 1'e atabiliyorsun. Manipulation. Tamam durma. Tamam. Ay, bunu yukarıdan mı yapacaksın? Evin içinde yankılansın o ses. Abi evin içinde böyle vuuu diye bir ses çıkmaya başladı. Kimsin? Şey konuşma olmuyor. Yani tamam. Vuuu diye bir ses geliyor. Ben bağırıyorum gene. Sen bir dakika konuşma olmadığını bilmiyordun hala atacak mısın? Bunu bilmediğin için geri alabilirim. Al geriye. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Abi ben sen... bağırıyorum abi vuuu diye. Abi sen karşı komşuya gidiyorsun. Sonra kapıyı çalıyorsun herhalde. Kapıyı çaldın tamam. Bir tane adam böyle kapının içinden baktı. Sene böyle mi oldu? Sen konu. Şu karşı evde ne oldu? Birileri saldırdı. Ne zaman? Bir gün önce, dün. Adam nerede? Bir gün önce, dün oldu. Öldü herhalde. İçeriden kimse çıkmadı saldıranlar dışında. Saldıranlar kimdi? Bilmiyorum, burada hiç görmeye açık olmadı mı sipler? Zırhlı mırhlı herifler böyle gelmişler. Kocaman silahlarıyla, şunlarla, bunlarla. Yani biz Varoş'a da dövüşmeye, kavga etmeyebiliriz de bundan... Normalde komşumuzu bırakmayız ama o gelenler çok şeydi. Yemedi. Kesin bırakmazsınız ha. Zırhlarında falan böyle bir amden bir görsel bir şey var mıydı? Bakalım. Rengi şu... böyle olur. Abi burada kesin Ulrikçidir. Başka kim olacak? Vardı. Şöyle bir gece yarısı ay düşün. Tamam mı? Hmm. Ayın iki ucunda ok var. Sonrasında bu ayın orta tarafında da böyle çiçek gibi açmış bir şey var. Gece yarısı tukayı. Lena da yanımda olsun. Lena transit. İhtimali. Bu simgenin şeylerden birine ait olduğunu görmüştüm. Gruplardan birine. Ama o grubun kendisi Tugay arası gecesi. Ne yapıyordu? Talibi Klant'taki grup. Ara Tugay gecesi. Belki de aynı amblemleri koyuyorlar. Benim değil ama. Gece yarısı. Siz zırhları siyah mı yiyeceksin? Yok beyaz mı? Beyaz. Bazen kamufle olmak için siyahla gezmeye gidiyorlar. Bu illere onu söyledi ikincisi dediğim. Ben açtım abi orayı. Ne oldu tanıdık mıydısın? Yani bir arkadaşımızın arkadaşıymış. Neyse. Valla tatlıydı yani severdik. Neyse başın sağ olsun. Teşekkürler. Tamam dedi kapattı. Biz abi, geri dönüyoruz biz. Crowbar gibi kullanabileceğim bir şey var mı etrafta? La dönün la dönün ölmüş. Ha ölmüş mü o zaman baksana kimsen. Arta yeni karakter. Kanka ben shield'la falan bir şeyler açarım ama. Kanka ben de crowbar'la deniyorum o zaman. Çek açarım. Aa bende crowbar var. Yemin ediyorum crowbar var çantamda. Crowbar aldım. Crowbar. Bende crowbar var abi. Aldım tamam, almıştım. Tamam abi aldım. Levy'ye çıkardım. Tam böyle tek tek sürtüm oldu. İyi hatırlattın ha. Levy'ye var bende. Şey, aşağı bir miktar kazılmış. Gidiyorum. Tamam, aşağı atlıyorsun direkt laps diye. Şeyden bir toprağa birinin düşme sesini aldım. Ben kenara iyice saklanmaya çalışıyorum. Ne? Adı ne? Siegfried. Neydi hatırlayıp lan? Siegfried. Siegfried diye bir ses geliyor. Bunun arkası neydi? Detlef. Detlef. Detlef'ten selam getirmiş hem.
Detlef'i duydun. Detlef'i tanıyorsun. Tamam. Abi sen şey yaptın tamam mı? Hani işte zaten cücesi şey böyle hani nasıl anlatsam. Çukur böyle bir metre falan kazınmış. Sonra bir yerde yarım metreye düşmüş. İyi. Sen oradan bir miktar da sen de sürmek zorunda kaldın. Var siz de atlıyor musunuz aşağı o tek evet, ben duruyorum. Bu dedikten sonra hatta mektup var yanımızda diye bağırıyorum. Buna bir tepki var mı? Kanka benim omenim var. Aha. Omen atıyorum bunlara cevap vermezsem eğer sonum iyi mi olur kötü mü olur bunu çözmeye çalışacağım. Kanka omen at geliyorsa onu. Bir halk rol at. Tuttu. Ay. Şey attı 100 at. Omen. 100 at. Ben mi? Ha? Tuttu yani. Tuttu. Tamam. 8. 0-8. Ama etrafta bir büyü şey yapılıyor. Kapıyı kapat Ceren yapıyor. Bir büyü yapıyor hissettin sen bunu. Tamam mı? Şu anda Utkun'un o girmekte olduğu yerden alıyorsun bunu. Ben de içerideyim. Şimdi bu şansı olsun. Sekre'yi. Diğerin. Zoradil. Zoradil! Büyü yapılıyor. Dikkat et! Tamam! Deyip sen ilerliyorum. Sen kafayı yani eğdin tamam oradan geçiyordun. Sonra bir yerde tekrar bir metreye çıkıyor. Bir metreye çıktığı yerde bitiyor tamam mı? Sonra arkana dönüp baktığında bu arada sen şeyi görüyorsun. Bir cüce çıktı oradan. Saçlara falan. Ben de korkuyorum. Sen arkalarını oradan görüyorsun. Kafayı arkadan görüyor sadece. Ne oluyor ya? Yaparım ben de. Kafayı arkadan görüyor. Tamam sen önde baktın bir şey yok sonra bir anda arkana diye bir ses. Lan arkana döndün. Bu hani yarım metreye düşmüştü. Elinde krom parmak bu arada. Yarım metreye düşmüştü ya. O yarım metreye düşmesinin sebebi o yarım metrelik de bir şey var. Yukarıda bir yarım metrelik yer daha var. Orada bir adam yatıyor. Kimsin sen? Sen kimsin? Ben Zaradil. Yaklaşma. Bu arada şey. Tamam deyip geri gidiyor. Sen adamı ufaktan delikten görüyorsun tamam mı? O delik de erinçeden. Sağlam bir şekilde yapılmış büyük ihtimalle. Tamam. Ya şeyden sen kilolu musun? Kilo o ne? Adam göremiyorum. Göremiyorum. Ayaklarını görüyorsun oğlum bari. Sen çok sıfret misin sen? Ayağım tam sıfret misin? Aa bir dakika senin göbeğin de var ha. Senin göbeğinden de yüzün görünmüyordur. Sıfret misin sen? Eğilip bakmaya çalışıyorum. Ne yapıyor bu diye gidiyorum yanına. Çık hadi. Biz arkadaşından geldik. Mektup gönderdi sana. Detlef, Detlef. Tamam sen çık ben gelirim. Sen gelmezsin ki buradan. Bekliyorum hadi. Geleceğim. Bir yere gidemem ben. Krobarı taktım böyle geri sırtıma. Maymo Mrs. Dead teşekkürler abi. Kayaka internetiyle bile olsa yardım ettiğin için. Aga be. Adam kayakayla zar zor giriyor bir şekilde izliyor eyvallah. Şey değil mi? Sadece ses. Ya 140 play desen ne olur bu arada yani. Kalite çok düşüyor. Çok düşmüyor aslında. Yükseldi lan neyse. Çıkmasını bekliyorum. Ben de bunun çıkmasını bekliyorum. Krobarı koydum bekliyorum oğlum. Orada mıymış? Burada burada. Anlamadım nasıl. E hadi gelin. Büyümün cevabı geldi abi, mi? Ha? Büyümün cevabı geldi mi? Ha, pardon. Her şekilde. Şeyi hissediyorsun. Onlarla iletişime geçmenin sana olumsuz bir etkisi olmayacağını. Döverler mi? Ama olur. Dövmezler. Tamam geliyorum. Ama olumsuz bir etkisi ya bak. Döverler olumsuz etki de görünüyor. Ama bu cevap vermemenden daha iyi görünmüyor. Ya bir olumsuz etki görünüyor. Yani cevap vermezsen daha kötüsü olacak diyor. Ha böyle bağırıyor değil mi karakter? Şansı abi şöyle düşün tamam mı? Yatıyor. Ve şurasında ince bir tünel var. Yuvarlak. Sadece oradan görebiliyor. Bu tamamen yatıyor. Ayakları da o tünelin böyle hemen etrafında. Çok değişik pozisyonda yatıyor şu anda. Yani tünelin düz üstüne bir tünel daha kazmış, oraya pusmuş. Ne yapıyorsun sen ya? Yapmadı. O yapmadı ki. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam ben yavaş yavaş sürünerek çıkamıyorum. Göbeğe sıkıştı mı? Çıkamıyorum. Tamam ben hadi çıkıyorum gel hadi sen. Ben çıkıyorum. Lazım mı? Sıkıştın mı? Sıkıştım üstümdeki tahtaları açmanız lazım. Üstteki tahtaları açmamız lazım. Sen şey fark ediyorsun. Hani odada şey ya yapıyorum. Geçip tahtaya vuruyorum ses. Şey hangi tahtalar olduğunu anlaması için. Anlıyorsun bir yerden sonra. Hani o şeyde buradayım diye bir ses geliyor. Tamam. Sökeriz. Atayım mı zarbeyi? At. Durun krobarı verdim yukarı. Tamam. Nereye verdin oğlum? Çıktım tünelden yine. Yine de zar atmam gerekmiyor mu? 4.
Kaçamam. Bir soktu topla topla karşı. Ben giriyorum oraya. Geldim mi? Niye açamadınız deyip bir krobarla dönüyorum. Niye öyle diyorsun? 4 taksisin vardı ya. 93 kanka. Kanka sen böyle geri çektin sonra öne krobarı doğru düştün. Ya burada bırakın tamam bırakın. Ben vurdum. Aşağı iniyorum. Aşağı çıkış yok oğlum. Adamı koymuşlar onu. Tamam, tamam. Ben indim aşağıya. Gidiyorum bunun yanına. Tamam. Görüyorsun böyle ayaklarının adamın kafayı falan. Merhaba beyefendi. Aradığınız kişi misiniz? Evet. Aradığınız kişi kim? Ben Siegfried. Merhabalar, memnun oldum. Movement basıyorum bu adama ya. Belki işe yarar ya. Parmağı sıkıp ayağı. Aa, ben de sabun var. Adam bir anda benim kedi oluyor. Sabun olsa ne şu kadar ciddi. Movement'a dokun, sabunlayıp çekerim. Bunlar atmakman gerekiyor. Yani oradan girme ihtimali. Dokunduğun anda çekerim ayağını. Tamam, önemli değil. Ben ayağına dokunup senin hareket kabiliyetini arttırıyorum. Daha hızlı çekiyorum. Aynen. Sen şey bir anda beklediğim bir de sahibinde kafayı falan böyle arkaya. Tahtaları... Sen dışarıda mısın abi? Tahtaları açsanız... Açılmıyor. Açılmıyor. Dokunmuyor. Açamadılar çocuklar. Abi şu an bu odada olmayan kimse var mı? Antrede veya dışarıda. Ben dışarı çıktım şeyi deniyorum. Sen bahçeye mi çıktın? Güzel. Hayır yok. Hayır. Güzel. Abi 5 tane zırhlı hepsi plate mail giymiş adamın. Göğüslerinde işte ay ve şurada böyle şöyle bir simgenin oldu. Adam eve doğru geliyordu. Seni gördüler. Kimsin sen diye bağırdı bir an. Uzaktan mı? Ben duyduk uzaktan mu? Görürsem direkt içeri girerim. D100 at. Stelt atabilecek misin acaba? Agility mi? Yok. Perception şu anki. 43 tutuyor. Kaç tutuyor? Bir success. Ben seni daha erken gördüm. Adam biraz daha mesafeden kimsin sen diye bağırdı sana ama hala mesafe. Ben duydum mu bu arada? Biz duyduk mu yani? Sen aşağıda mıydın? Yukarıdayım. Yukarıda. Sen aşağıdayım. Duyuyorsun. Aşağıda duyuluyor. Vay çünkü be. Bahçede bunlar tam. Yukarı çıkıyorum. Geri geçip kapıyı kapat ya. Tamam. Bir anda sen böyle evin içine girip yukarı çıkacaksın. Biri gelir, birileri geliyor vaziyet alın diyorum. Kapının kenarına geçip reddediyorum. Tamam sen. Ben içeri geçip kapıyı kapattım. Vaziyet alıyorum. İçeri girip kapıyı kapattım. Bu 5 tane adamı böyle koşmaya başladı. Keşke önce pistolleri alsaydın. Peki bir şey soracağım. Çok mantıklı. Var mı buranın? Ben ikinci katıyorum. Tamam bir camdan sıkıyorum ben. Ha? Gelenlere sıkıyorum. Direkt sıkacaksın mı? Kim bunlar? Bir şey diyeceğim. Biliyoruz mu? Hoşuma gitmedi tipleri. Ben koridorun sonuna geçtim. Amdemi gördüm değil mi? Sen abi cama çıktın direkt o şeyler olunca o amdemi gördüm. Gece yarısı Tuba'ya sıkın. Ben kapı... Ben koşarken biri kapıyı açabilir mi deyip kapının önünde çarpma şeyinde bekliyorum ta. Ben tam, ben bu arada ben oradayım. Tamam işte kapıyı açacaksın. Açıp kapı açacağım. Hayır, zaten. Evet. Ben koridoru en sonunda pistolü kapıya eğim alıyorum. Ama kapıyı bir açsa çok havalı olurdu ben böyle. Şimdi tam çizsin de onu bir halledelim. Ben kapının kenarında... Kapıya çarptım sonra bir daha çarptım. Ne bu? Aa elimi... Turbo. Elinde bomba yoktur değil mi? Ney? Bomba. Patlayıcı. Herhangi bir şey. Ben de olacaktı. Yani malzemeyle birleştirsek olur ama tek başına yok. O, yani. Tam, tam bir no ya. Şöyle abi. Şurası evin içi, şurası işte büyücüye ulaşabildiğiniz tamam, salon. Şu kesik çizgi, bahçenin sınırı, adamlar bahçenin dışındalar. Siz şu an evin içine girdiniz, burası dış kapı. Yaklaşık olarak nereye pozisyon alıyorsunuz? Sen direkt camın oraya, şurada bir cam var. Şu odada salondaki camdan bakacağım. Salondaki camdan. Yanda cam var mı? Şurası Konrad, yan şu taraf var. Ben çıkabilir miyim? Çıkarsın. Ben oradan çıkıyorum. Eksinden tamam çıkıyorsun. Sen de o zaman şu an şurada bir yerdesin. Okay. Adamlar geçince çıkarsın herhalde. Bu arada şey, bu adamın üstündeki yerden şey diyorum hani korkma bekle diyorum. Security. Şimdi tamam. Tuvalet neresi? Duydum. Ha? Şurası. Eninde sonunda girecekler. Yok. Şu en dipteki oda. En baştaki oda neresi? Bu. Ha. Yatak odası. Oraya geçeceğim ben. Yatıyorum. Yatağın üstüne zıplıyorum. Kapıda hani hafif aralık. Tamam. Ama tamam, şey. Diyorum. O şey yaptı tam ok geçecek kadar aralık bıraktı. Yok ya kapı aralık hani. Dış kapıyı göreyim. Birisi girerse. Tamam. Abi kapının kenarına koy beni. Biri girdiği anda vuracağım. Reddedeyim. Şansa tamam. Da redde. Boşa sen neydi? Yura ya. Sen?
Ben abi kapının olduğu koridor var ya. En uzağına gittim. Buraya yani. Yani tabancamla kapıya nişan aldım. Eğim aldım bu arada. Bir elimde tabancam... Eğim için hedefin olması gerekiyor. Tamam, kapıya redirelim. Tamam. Bir elimde, bu arada bir elimde silah, diğer elimde yayım var. Tamam, silahı aşağıya biraz kaldır, şöyle gözükmüyor. Tamam. Şu an bu şekilde pozisyonu aldığımız... İşte. Daha genişli bağlı öyle. İşte. İnişitiv. Egilite ekliyoruz değil mi? Bir şey de... Söyleyeceğim. Böyle yaptığım için... Ben iki tane sıkabileceğim mi? Hayır. Rakit rolun var mı? Şey sayarım. Quick draw var. Quick draw var. Evet, şey çekilmiyor da. Şey yaptın sadece. Oku ve yayı tek eline böyle tutarken pistole şey yaptın. Okay. Sonra onu atıp direkt oku tutup çektin sadece. O da quick draw'un olduğu için. Söylüyorum. Çok havalı. 72 benim. Sen be. 59. Aa bir saniye. Konrad 72. Diğerleri hemen kendilerine şey yapın. 36. 39'dan yüksek var mı? Ya da dur ya. 36. Abi bizim çok düşük o. En son düşürünce var ya. 39. 59 benim. Yura ya. Senin nasıl 59? Eciltim 51. 8-6 zara değil. Ben şeyden önceyim. Rudel'den. Tamam Rudel kaç attı? Ay 59'muş o da. Tamam. Ne kinci, ne rekabetçi. Hayır yani anlamıyorum. Peş peşe gidiyoruz sürekli ya. Çünkü bir puan var aramızda. Evet bir puan var. Ne ağladın ya? Ne kıskanç çıktı ya bu da. Hayır, her seferinde ikimiz aynı atıyoruz. Bunun farkında değilsiniz. Biz farkındayız. Biz farkındayız. Vallahi ben size yetişemediğim için. Tamam. Biz de burada abi, bir ya da iki egiltiyle kaybediyoruz. Abi sen dışarıdan görüyorsun, tamam mı? Adamlar bu şekilde koşturarak yaklaşıyorlar. Adamların silahlarını çektiler bu arada. İki tanesinde kılıç kalkan var, üç tanesinde longsword var. Sıkıyorum ben. Hangi mesafe geldin? Direkt sıkmaya mı başlıyorsun? Evet. Tamam sık. Özel oklardan sıkıyorum, bir de 3 atak yapmamalı artık. Bir şey diyeceğim. Daha özür dilerim. Wolfring'den Lena nerede? Oha bir tek Lena'yı da unutmadım. Wolfring'i de unuttur oğlum. Oğlum ya ben niye NPC takmıyorum? Biri 17. Lena uyuyor. Lena buradadır ya. Tamam Lena da yerinde abi. Ulfric? Ulfric saklanıyor bir yerde. Savaş değişik. He? 3'ü de vurdum. Tamam, demiş. 3 mü de vurdum. Bardak bir saniye. Abi oklarından birini şey durduruyor, shield durduruyor. Oh, birini yemiyor sadece. İkisini nasıl yemiyor ya? Eksi 6 alıyor. Shield'a da yiyor abi. Peri attım. Peri mi attın? Ama hangisine? Oka. Kanka kalkanın varken oka peri atabiliyorsun. Ha doğru çünkü shield atabiliyor. Ama kurşun atamazsın. Saçma olur atman. Dururken sıkarsan denk gelir. 13. Kanka dururken sıkmıyorsun ya genelde. 11-13 6 armor ignor. Hatta burada da yapması saçma. Hangisine sıkıyorsun abi şeyde? En yakın kim varsa şu işte. Şu var tamam. Menzilli diye peri atmıyor diye yapıyoruz. Doncatın. Mermiden hızlı mı koşucu ya? 13-11 değil mi? Evet. 6'da... Abi sen iki tane vurdun, tamam mı? Sivise'nin oklar zırmır dinlemiyor. Cırdı aldım ikisine de. Ve oralar bayağı böyle oluk oluk kanamaya başladı. Adam yaralandı, diğerlerinden birkaç adam geride kaldı. Ama sonra bir kendini şey yaptı, okları şey yapıp direkt olarak devam edecek. Kimde? Bende. Senin o vurduğun adam var ya, bu ancak kapının önüne kadar falan gelecek. Tükürecek sana. Kapının önüne gelecek. Hepsi kapının önünde mi? Hepsi. Daha değil. Hepsi hepsi ne be? Be. Adam gözüküyor mu benim kapının orada? Yok. Bekliyor. Bekliyor. Tamam, sen red action alıyorsun. Adam içeri girdi ama işte bir 80 atsan evet. Ne oldu? Rudel. Aynı. Tamam. Bana verdi bana sen bir... Dur sana bir lagzara atayım, senin görmek ihtimalim var. Yok, 96. Şimdi adamı gördüğüm anda sıra bana mı gelecek yoksa bekleyecek mi? Adam içeri girdiği anda half turn olacak, sıkacaksın. Tamam. Redaction oluyor çünkü. Overwatch gibi yani. Diğer adamlar da onun yanına geldi. Adam giremeyecek ki, ben orada çıkmış olurdum dışarı, onun için ben önce oynamak istiyordum. Anladın mı? Yura'ya.
Abi adam gelmedi değil mi? Yok. O zaman kendime bir adet Blessing of Might basıp redime devam edeceğim. Tamam. Basıyorum. Bakalım. Mükemmel. Mükemmel. Redideyim hala. Tamam. Zaradil. Artık adamlar yani... Adamların nerede olduğunu biliyor muyum parti? Kapının önüne geçtiler. Tamam ben çıkıyorum. Hayır oğlum o kadar taktik yaptık ya. Ben alamadım. Hedef alamadım orada. Benim. Oğlum 3 kişi hedef almış. Onların hedeflerini bozuyorsun. Bozmuyorum abi ben camdan çıkıyorum dışarı. Camdan nasıl çıkacaksın yanda, oğlum? Arkadan dedi ya. Yanda. Çık lan o zaman. Bak şurada cam çık var lan, oğlum. Çık lan dışarı. Sana mı soracağım çık ben? Çık lan dışarı. Çıktım ben ha. Ha sessiz çıkmaya çalışıyorum çünkü. Ama bir de boyu geçecek mi? Plate mail var. Boyu... Aa gerçi doğru plate mail var lan senin. Sen baya ses çıkıyorsun. Bu penaltı almıyorum da ses çıkartırım büyük ihtimalle de. Dışarı çıktığımı anlarlar mı? İçeriden de geliyor olabilir o ses. Bir at bakalım. At lan. 9. Hiç bir ses çıkarmadan böyle üzerindeki çıplakmış gibi yürüdüm tamam mı? Şeydim böyle atlayıp vardı şey yani evin şuraya kadar falan gelebiliyorum şey ucağa. Oraya geliyorum o zaman. Uçtan çıkmıyorum ama. Tamam. Sana bilendim bu adam. Zarar değil. Herkes bana bilendi ben anlamadım. Parti beni kesecek boss olarak ya. Tamam. Konrad zaten. Bu boss. Sıkıyorum ben tekrar. Sen şu anda anlatabildiğin hedef 5 biraz tamam. Daha arkada kaldı. Şimdi çünkü bir fan buraya kapıranı yani. Orası bak biraz daha sonra. 42, 28, 5'te shield yok 61. Hepsi de vuruyor. Tamam. 5 numarada shield yok. O zaman 11, 8, 13. 11, 8, 13. 6'da armor penetration. Bence direkt yiyordur bunları ya. Yiyor zaten. Tafılsı var. Ya direkt yemiyor tafılsı var. Tafılsı düşüyor. Tafılsı düşüyor. Adamın tafılsı 5, 11, 8, 13 de 5. O zaman tamam direkt söylüyorum. 6, 9, 17 damage yedi. 17 damage yedi. Abi adam inanılmaz ağır yaralı. Düşmek üzere. 5 numara. 20 vundum var ya. He? Benim 20 vundum oldu ya. Fazla oldu. Sen abi soktun adamı 3 tane zaman. Şu oldu falan kilitlendi, bir şey oldu. Hala hareket edebiliyor ama çok daha ağır hareketle yapabiliyor. Yardım adamım. Sensasyon yani. Görüyor musun birini? Lakzaran aldım. Ya da ben aldım. Ben aldım. Bu bak şeyi. Görüyorsun. Direkt net bir hedefim var. İki atağımı da kullanıyorum. Tuttu. Kafama geldi. Reroll atmadı mı? Hayır. Reroll at. Ne olacak? Ne oldu? Yakıyorum ya. İşte mi? Şaka dışına bir şey. Bir dakika. 88 atıyorum. Şey tamam, atıyorum. Şey tuttu. Tam tuttu. Taklardan birini yemedim çünkü önümdeki shield'deydi. Shield'ın engellediği ikinci okunuydu ama. Sen iki damage de at, yüksek onu at. Hangisini yemediğini söylemedi çünkü. Evet. Var aslında. 10. 12. Tamam öldü. Diğerini yemedi. O ne lan? Diğerini yemedi. Ha. Tamam. Bir tanesini yedim. Abi zaten o oradaki alan gelirken de böyle yandan iki tane ok yemişti. Shield'da senin yine birini engelleyebildi. Okun, shield'ın atan bir tane ok vardı. İkinciyi yedi ve boğada saplandı şeyle üçlü adam. Çünkü diğerini perili yemiyor çünkü oyunda yasak. Yani iki tane bilen perili yemiyor çok saçma bir şekilde. Tamam adamların bir tanesi yere düştü. Benim görüş alanı mı girmiş? Yok. Onların ekşinlerini oynamadım. Onun ekşinlerini oynadım. Kapı önüne geldiler de. Bet'ten önce o kapının önündeki adam vardı ve adama sen saldıracaktın normalde tamam. Sonra da ben saldım. O adam başkası oldu. Aslında sen hayır normal oldu. Aha. Hayır bu çünkü hazırdı bekliyordu. Gördüğü an ilk hata bu yapacaktı. Çünkü o ha, girmeden yapıyor. O binmeden giriyor. Bir de şey bu surprise atak gibi bir şey oluyor. Yani. Zaten tek tane bir ok sıkabilecekti bir ok. Şansa ve aim action aldı. Oraya da action aldı değil mi? İçeriye biri daldı sen direkt redini kullan. Vuruyor. Hepimizin adam kılıçlı kalkanlı olan adam. İkinizin kaldı. Sadece. Senin de var bu arada. Evet. Bu arada ben... 7 damage mi? 7 no. 7 at. Yürüyemiyoruz değil mi? Vurdum. Şey nereden atsak? Tamam yokmuş. 16 saniye. Dur. 7 mi attın? Dur. Yedim. Yedim tamam. 7. Güzel. Alırız. 7. 14 damage yedin. Kanka şuna bir slow drop. Çok damage. Gel. Kafasına. Sen oynamadın. Abi adam direkt içeri girdi. Sen hamurusa vurdun. Adam bir miktar tekrar dışarıya çıktı. Ya sonra sana da yatınca yarın çıktı. Alışkanlık o zaman. Birine vurdum. Yarın be. Benim redaction'ım vardı. Tamam, özür dilerim. İki tane sıkacağım ben daha. Bir tane. Bu arada şansa öldüremezse iki hatalı yedi. Bana ne oğlum bir daha at sen. Reload.
Tuttu. Demon çıkar. İmpekti var değil mi? İmpekti var aynen. Hadi bir ona. Daha charge atıp porçun yakıp half turn alabiliyor muyum? Ha? Charge atıp half turn alabiliyor muyum porçun yakıp? Kanka 20 attım şu an. Porçun yakabiliyor muyum? Charge mı? Porçun yakıp bir atak daha alabilir miyim? 36 44 40 demiş ki adam ilk kez sapacak. Adam arkadaki yerde izin mi? Şey oldu ya. Adam tam içeri girdi. Sen direkt böyle hammer'ı salladın. Karnına çarptı adam. Adam böyle bir oldu. Tam sana kalkacak. Kafa patladı. Bakıyorum abi, böyle. Adamın kafa böyle bir patladı. Ben 40 demeyince bütün vücut patlardı diye düşünmüştüm. Arkadaki bütün adamların suratları, zırhları full kan ve beyin parçaları kaptı şu anda. Şimdi bunları görebilecekler mi? Çok öncesi lan buradan çok diye bağırıyor. 1.08 attı, tertemiz görüyor. Bir tanesi bana eksi alacak, diğeri 0.4 attı. Tamam adam... Şey hani şöyle sadece sıçramış, anladın mı? Adamların bir tanesi, bu arada o sağlam olanların bir tanesi hiçbir şey göremiyorlar. Bu arada plate mail varsa görür büyük ihtimalle. Plate mail öyle bir açıyla şey yapıyor yani. Şöyle biraz gözünün etrafı da kapalı ya. Denk o atabilenlerden biriymiş demek ki. Doğru giymiş plate mail o. Neyse. Allah'ım. Sen oynadın, o adam paramparça oldu. Ben oynadı, Rudel. Aha yine ben. Hı-hı. O zaman okumda iki atak sıkıyorum. Tamam. Göz sürüyoruz, çıkardım, iki tane sıkıyorum. Rapid roll yok ki oğlum, iki sıkamıyorsan. Ya bir tane sıkıyorum, pardon. Hı-hı. Yani adamın üstüne charge'larsam iki tane sıkabileceğim. Charge'lamazsam sıkıyorum. Hadi hadi. Tuttu. Bunun impact'i yok. Kanka charge'layıp sıksaydın, koşup sıksaydın 10 metre. 10 9 artı 3 22. Tamam o çatı uzarı versene bana bir ya. Abi sen soktun adamı şuraya girdi, tamam mı? Şuradan girdi, bayağı da bir girdi adamın içine. Adam sol kol koyarken bayağı bir zorluk çekecek. O zaman reload atıyorum şimdi de. Abi reload at. Ha? 19 damage ölmedi mi herif? 22 damage'a şey var, 11 hasar şey var, 11 damage edin. Yürü vurmam lazım. Kimdi? Rudar oynadı, şimdi ben de. Abi bu adam sana charge'layacak. Ama bunun önünden geçeceğim ama hiçbir şey yok. Çıkar bakalım hadi. Opor çıkarılmıyor mu? Normalde yani çıkarılmıyor da burada çıkarılması lazım. 2 attım. 0-2, tamam yedim. Ya, tabii ki yedim. Kaç? 5? 11 de mi çıktım? Adam giderken birazcık da hızlı gitmesini sağladı sadece. Arkadan arkadan aldı. Söyledim. Charge'ladım ve vurdum seni. Dodge. Demin vuramadıydın lan. He? Demin vuramadıydın. O por yemeseydi vuramıyordu. Dodge weapon skill mi? Agility mi? Agility. Agility. Parry weapon skill. Yay. Aynı şey neredeyse. 22. Kaç success mi istiyor? 51 attım. Ben kaç attım lan? Ne bileyim. 51 attıysan tamam yemedim. Adam geldi tamam. Bir damage'ı çıkarayım, sana vurmayacak bu damage'ı. Arkandaki duvara vuracak. 0 attım. 3 attım. Duvarı kırıp geçiyordun değil mi? Şey verdi ya. Benim kapıları çarjlamam vardı ya. Kılıç vardı. Şey kılıç soktu duvarı, tamam o tahtayı yardı, sonra geri çekti. Senin karşında. Dışarıdan biri daha geliyor, o senin üzerinde. Ben bütün silahımı kullanıyorum şu an ya. Biri daha geldi. Ben de kullanayım mı? Sordu mu? Kanka kaç damage? He. 9 damage falan yedim. Yemedi. 7. Nereye yedim oğlum? 9 damage. İkisini yedin oğlum. Kankacım. Toughness 4. Armor'ın 3. 1 damage. Nasıl 9'dan 7 çıktı ne? He tamam. Bir 10 daha yedin. 2 daha yedin. 3 yedin. Dışarıdan bir daha gelecek. O da büyük ihtimalle kapıda seninle kapışacak. Ben içim olur. Gelsin gelsin. Gelsin. Tamam. Şey yaptı. Hani böyle geldi sana savururken senin önünde senden kapışan eleman var ya. Hmm. Yanlışlıkla ona vurdu. İyi. Ama adamı zırhından sekti. Yani çok o adama da zarar veremedi. İkinci hata var. Bu birazcık şanssız. İkinci de baya kötü kaçırdı. Baya alakasız. Hani filmler falan oluyor böyle adamın kafasını epic üzerinden geçiyorlar. Baya kötü vurdular. Vuramadılar. Ana benim mighty shot'ım olduğundan olmuştu. Benim hem mighty shot'ım hem sure shot'ım var. Ha? Hem mighty shot'ım hem sure shot'ım var. Oh, ben de mi artık oynayabilir miyim? Ha? Artık oynayabilir miyim? Şeylik bir şey var mı yani? Eyüp oynadı, ben oynamadım da ondan dolayı. Tamam, şimdi sen oynayacaksın, sadece şu an yeni yerlerini gösteriyorum bana. Şu an sende. Ben kapıya charge'layabiliyor muyum ya? Yetişiyorum mesafe. Oğlum ben oynayamıyorum, gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Oğlum tamam, sen şu an kapının öndesin.
Vuramaz mıyım? Hayır. Fortune yaksam? Olur. Yakıyorum. Yak. Yaptığın Fortune'la... 24. Yurayın başındakilerden birine arkadan giriyorsun. 24 vurdun. 40'ın üstü tatlısı var mı? Var. 9 artı 11, 20 vurdum abi. 9 yedi herhalde. Aaa. 9 attım sana bak, 20 vurdum. Tamam, 9 yedi. Kimdi o? Şey yapan. Tamam, sen ona geldin, arkadan soktun şey baltayı. Tamam mı? Sırtına girdi, geri çektiğinde böyle birkaç tane omeliyle ile birlikte söktün aldın orayı. Adam geri düşecek, ölecek. Zara değil, ya işini yaptı. Sonra sen de Zara değil. Şu an adamların hepsi içerideler, o yüzden şeyden görüşün yok. Var neler var? Ayağım Zara, ama gideceğim galiba. Şimdi şey yapalım. Şöyle kapıya gidip oradan sıkabilirim. Şuradan. Aynen. Evet, sıkarsın. Tamam mı? Sakin. Ha gerçekten. Oğlum ben nedense combat entry'ye yama yama karışıyor. Konrad şuraya bir yere giriyor. Şimdi iki tane adam kaldı değil mi? Ayakta. Benim ayağım oldu. Tamam, birinin ayaklarını sıkacağım ben. Öldürme combat entry'ye yaralansın. Daha sıra bir yok. Bu adamı nasıl gömdünüz diye sorsak güzel olur aslında da. Müdele saldırana sıkıyorum ya. Tamam, o zaman... Sen nasıl kovdular? Gerçi olabilirim, olduğun herhalde görüşüm var. Ha, o zaman tamam, olduğum yerde Müdele'nin olduğu yerde sıkıyorum. Şu adı yüksek atma ya. Kaç tane sıkıyorum? 3. 3. Muva, ha Muva mı? Muva mı? 85 vuruyor. Tamam. 0-6. Bayağı iyi vuruyor. 14. Bir tanesi adamın sırtına gelecek, diğerisi bacaklarına gelecek. Tamam, adamı yaralamak benim amacım. Tamam. Daha oklar zaman bunu ayarlayabilirsin ya. Bir tanesini bacağına şey tutturamadın, sırtına falan geldi. Tamam. Gerçi sen nişan alıp attığın için 85 vurmaz. Şey, nişan almaktan kalsın spesifik geldi. Ayaktan vurmak istedin ama diğer ikisi vuruyor. Tamam. Yine özel şeyleri mi kullanıyorsun, okları? Özel okları kullanıyorum. Tehlike etsin. Herif ayağından öldürüyor. 5 düşüyor değil mi? 11 damage yedi. Öldü. Şansımın kafasına ilk daha sağlam. Bir de kafa atayım çünkü. Yok, şansımın kafasına ilk sağlam değil. Şansı alan demiş yapayım. Ben ona 11 damage vurdum. 22 damage vurdum. O öldü ya. Aynen. Şey, 11 damage miydi? Bir luck zara atacağım abi. Bacağı. Tamam, şanslısın. Bacağı girdi, ikisi de alan dizinin üzerine çöktü. Bir yerden sonra hani acıya bu dayanamayıp bayılacak. Abi adamı yere zımbaladım ben sana söyleyeyim bak. O kadar da zımbaladım. Nasıl çık çık diye geldi böyle. Böyle şey düşmeye çalışıyor ama havada böyle. Ayakları sabitlendi çünkü düşüyor. Michael Jackson'a dönüşüyor böyle. Önüne arkaya gidip gidip. Çok kötü. Hacı yatmaz. Benim görüşümde birisi var mı? Var. Direkt Yurayan kafasındaki son eleman var. Ben varım. Yuraya var. Tamam, Yuraya ben ona sıkayım. Vardı o adam daha hiç demek yemedi. Tamam, ben ona sıkayım. 14. 87 bulut. Şey, balistin kaç ki? 88. Artı 5 weapon skill almıyor musun zaten? Aaa. Kaç? Vuramadı kanka büyük ihtimalle. 8, 9. İkisine ding ding diye şeyler çekiyor. Ding ding. Ama armor peri var 4. Ding, ding. Ha evet 4 tane şey var. Den den den. O zaman kaç? 8, 9, 13, 14. Sadece 2 demiş, 2, 3 demiş, toplam 5 demiş yiyecek. Kalemi... Şey değil mi? Yerimi belli ediyorum temalı. Aynen. Lan buradayım lan bakmadım. Flashlight tutuyor lan. Armor çekiyor şu an. Tamam, adama 5 demiş oldu. Bu adam artık zaten tek kaldı. Rudal sende. Senin başındaki adam tam böyle tekrar tam böyle silah çekmiş, sana hızlan vuruşacaktı. Sonra Oğuzhan abi sıktı. Tamam, adam bacaklarından geçti. Sonra yere saplandı oklar. Oh. Onu alan bir ara sonra yere düştü. Hacı yatmaz gibi şu an sallandı. Şu an öyle değil de. Ryan tepesinde kaç adam var? Bir. Bir abi, pardon, o adamın tepesinde. Ha, o adamın tepesinde. Yemin ediyorum böyle bir şey yapalım. Ryan ya. Var. Bir de Bet'in içeriden sıkmış olduğunu gördüm. Abi eğleneyim ya. Ben de charge atıyorum adama şey, rapier çekip. Tamam. Hasar çıkar. Bütün şeylerimi kullanacağım. Şey ya. Artı 10 artı 120 ile alıyorsun. Evet, bütün silahları alıyorsun. Direkt vur ya. Bizde 30. Çünkü adamın başına şu an kalabalık, sen odaklan yaptığında değil, sen çarjdan da alıyorsun. Vurdum. Tamam. Ve bir impact değil. Yine 10 atar bu bak. Yok. 10. Hayır, hepimiz geliyoruz. 12 artı... Abi hep çift geliyor bu arada, tek geldiği yok. 16. 16.
5 de. Strike Might Blow'un var mı? Var. Yeah. Strike şey Might Blow'un var. Strike Might Blow'un var. 16, 11, 5. 2 de var. Tamam geldin. Sen de Rapier'la soktun adama. Zırhından girdi. Geri çektin. Kanamaya başladı adam. Şarlatan olduğum her gün hıncını burada çıkarttım lan. Sıra adam da. Ona tata. Vur lan vur. Adam bir sana vuruyor. Hadi be tam 0 yıldız ordu. Kankaç 13. Kankaç'tan. Bir sana vuracağım. Doy. Kanka şey ne? Peri. Şey peri. Ben doge atıyorum. Şey, bununla perileyemiyorum değil mi ben? Ben doge atıyorum. Atmana gerek yok vuramadım bir de sana. Doge. 28'i atıyorum bu arada. Hadi 98. Kapatıyorum. Duvara çarptı. Kaç vurdum? Kanka 15 demiş dedim. Tam 5 demiş dedim yalan söylemeyin. Tamam vurdu. Vurdu size birer tane. Yura'ya senden. Ben sinirleri Fortune'a yakıyorum ve adama vuruyorum abi. Yura'ya bekletim. Şey yok. Aksiyon alamıyorsun. Kendisine vuruyorum. Vur bakalım. Adam çarptı abi. Kanka bana vurdun. 19. Vurdum. Tamam. Kırık sarı sayılırım. 15 onu kullansana. 11. 11 mi? Gıdı gıdı. Tebi çevir. Böyle ding. İyi. Tamam. Zara değil. Devam ki. Adamın tavla storm'un üzerinde. Bak 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 hazır mısın? 1. 30. 1. 31. Vurdum. Tamam. Hazır mısın? Vuruyorum. Geliyor. 10. Abi güzel. Ulan. 15 vurdum buradan 1. Can 4. 4. Bu kaç olan x 10. Abi ikisi şey. Dur ikisi de 100. 200 çattım şimdi. 75 vuruyor abi. Aa vurmuyor Fortune. Şey artı %10 vuruyorsun. Aa o zaman vuruyorum. Adam sırt sana. 72 çünkü. Adam, hatta artı %20 ile vuruyorsun şu an. Vurdu. Dur lan. Attım. 8. 11 düşüyor direkt 8 yedi. Altta zarı yiyor. İlkinde kaç? İlkinde 4 yedi, 8 yedi. 12, 10 daha 22. Tamam. Abi sen vurdun. Tamam mı? Adam böyle sana vurdu. Sonra işte şansava dönmüştü. Sen bacağına vurdun adamın. Adam bacağı geriye fırladı böyle öne doğru düştü. Sen kaldırdın. Boynuna vurdun. Adamı indirdiniz. Öldü mü? Strike Dünger'in var. Ölmüştür herhalde. Ölmüştür. Strike Dünger öldürmez ki. Dur bir dakika bir lock'ın altında. Daha ağır yaralanmasın sağ ol. Şey, adam boynuna gelmedi o tamam mı? Sırtına geldi. Sırtına yere indirdin adamı. Adamı kontrol ettiğinizde adamın omurilliği parçalamışsın. Hala ölmemiş bu arada. Ama konuşamaz. Aynen her şey deniyor. Hiçbir hareketi yok. Nefes alma verme hareketini falan iyi kötü yapabiliyor. Gözlerini falan oynatamıyor. Şimdi omurilik sanılmış. Yani. Şah damarına yani. Şey çabuk ölecek ölmesi için direkt şey. Buradan niye çabuk olsun şey, ya zirt çeksin bırak ya. Hazırlayan arkadaşlara bilgi verelim. Abi çabuk ölsün diye rapier yapıyor. Omurilik sanılmış. O demet vurmayı seviyor ondan yapıyor. Yoksa yapacak mı? Çabuk ölsün diye yapacak. Hayır diğer adam da ölmüştür belki diğer adama bakmadık. Hangi adam ya? Bu adamın bize vermeyeceği bilgi yok ki. Bu adamı nasıl soktuklarını nereden biliyorsun? Adam nasıl bilgi verse konuşamıyor, hareket edemiyor. Tamam, doğru mu? Felçli. Tamam. Ama altta büyücümüz var, doğru konuşuruz belki. That's not how magic works. Nereden biliyorsun? I don't know. But I know. Neyse, adamı indirdiniz. Diğer adama kontrol ettiğinde adam hala yaşıyor. Tamam, ben ayaklarımdan okları çıkartıyorum ben. Adamı ayıltmadan önce bir mola verelim. Sonra adamı ayıltırız. Ayıltırken mola versek? Olur biz arada. Hiçbir yere ayrılmayıp kendimi sakinleştiriyor. 10 dakika.